hareketleri ona yaptırmak için yaklaşıyor. Serbest atlayış sırasında havada denge duruşu sağlanarak gökyüzünde kalış süresi olabildiğince uzatılıyor. Böylece bir takım koreografiler sergilemek mümkün oluyor. Eğitmen, Christopher'dan en temel hareketlerden biri olan kendi etrafında dönme hareketini yapmasını istiyor. Fakat Christopher kendi ekseninde dönmek yerine birden takla atmaya başlayarak pozisyonunu kaybediyor. Ters giden bir şeyler olduğu açık. Eğitmeni Christopher'a yaklaşıyor. Christopher bu sırada epilepsi krizi geçiriyor. Serbest atlayış sırasında epilepsi krizi geçirme ihtimaline dair bir istatistik olmasa da bu ihtimalin çok düşük olduğunu tahmin etmek zor değil. Artık Christopher mutlak ölümden sadece saniyeler uzakta. Epilepsi krizi geçirenlerin %40'ı kriz öncesi aşırı duygulanım yaşadığını söylüyor. Christopher'ın yaşadığı aşırı heyecan ve vücudunda pompalanan adrenalin onun epilepsi krizini tetikliyor. Artık ölümle burun buruna. Epilepsi krizi ise %60 ihtimalle beynin iki lobunu etkiliyor. Bu ihtimal gerçekleşirse kriz geçtiğinde Christopher'ın bedeni çoktan yere çakılmış olacak. %40 ihtimalle ise Christopher beyninin ufak bir bölümünü etkileyen kısmi bir kriz geçiriyor. Bu durumda kriz en fazla 30 saniye sürecek. Fakat paraşütünü biri açmazsa 36 saniye sonra yere çarpacak. Krizden çıkıp paraşütünü açmak için sadece 28 saniyesi var. Öğrencisinin vücut pozisyonunu koruyamadığını ve çok hızlı düştüğünü fark eden hocası, Christopher'ın paraşütünü açmak için ona yaklaşıyor. Christopher'ın düşüş hızı, Formula 1 arabalarının bitiş düzlüğünde ulaştıkları hıza yakınken bu hiç kolay olmayacak. Eğitmen ilk denemede başarısız oluyor ve geçen her saniyede yere 75 metre daha yaklaşıyorlar. Artık Christopher'ın yerden yüksekliği sadece 1500 metre. Eğitmen paraşütü açmayı başarabilirse Christopher'ın hızı saatte 30 kilometre hıza düşecek. Bu durumda krizi atlatması için biraz daha zamanı kalacak. Eğitmeni bu sefer yatay bir şekilde öğrencisine yaklaşıyor. Tecrübeli eğitmen sonunda paraşütünü açmayı başarıyor. Açılan paraşüt sayesinde Christopher'ın hızı saatte 30 kilometre hıza düşüyor. Bu deneme Christopher'ın hayatta kalma ihtimalini birkaç saniye daha artırıyor. Ancak tehlike tam olarak geçmiş değil. 30 kilometre hızla yere çarpmak 4 metre yükseklikten kontrolsüzce düşeceğiniz hıza eşdeğer. 4 metre yükseklikten toprak zemine bilinciniz kapalı bir şekilde düştüğünüzde hayatta kalma ihtimaliniz 3600 metreden serbest atlayış yaparak hayatta kalma ihtimalinizden hala daha düşük. Eğitmen paraşütünü açtıktan sonra yavaşlayan Christopher'ın yanından uzaklaşıyor. Hemen kendi paraşütünü açıyor. Paraşüt açıldığında Christopher 1200 metredeydi. Christopher'ın yere inmesine 900 metre kala bilinci açılıyor ve güvenli bir şekilde iniyor. Ayaklarını toprağa basabildiği için çok şanslı. Şimdiye kadar serbest düşüş halinde epilepsi krizi geçirip hayatta kalmayı başaran tek sporcu Christopher, o gün yaşadıklarının hayatının en korkunç anısı olduğunu söylüyor.